Herkese merhaba, ben Gamze Elvan. Ray Mert'le soru cevaptasınız. 31 Mart yerel seçimlerine 19 gün kaldı. Medyaskop muhabirlerinin aktardıklarına göre, Türkiye seçimlerinin nabzını tuttukları yerlerden aktardıklarına göre, Türkiye genelinde çok da fazla bir seçim havası yok. Ancak adaylar arasında çok ciddi bir rekabet var. Özellikle İstanbul için söyleyebiliriz bunu. İstanbul'da da hemen hemen her parti aday çıkardı. Ama öne çıkan iki parti var. İki partinin adayı var. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, mevcut başkan Ekrem İmamoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı, aynı zamanda AKP'nin İBB Başkan adayı Murat Kurum. Nuray Mert de bugün İstanbul adaylarını, İstanbul yarışını konuşacağız. Merhaba Nuray Hanım. Merhaba. Hocam, sizin yeni arayışta Oylar CHP'ye, Oylar İmamoğlu başlıklı bir yazınız çıktı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul'da İmamoğlu'nun desteklenmesini gerektiğini, hem de güçlü bir şekilde desteklenmesi gerektiğini söylüyorsunuz yazıda. Aslında bize birazcık bu konuyu açmanızı rica ediyorum. Çünkü İmamoğlu partisi tarafından çok da güçlü bir şekilde desteklenmiyor mu? Ya da daha sol görüşe yakın kesim İmamoğlu'na oy vermekte nasıl bir tereddüt yaşıyor? Bize anlatabilir misiniz? Ha, benim yazı, yani özellikle bu konuda yazı yazma gerekçem, İmamoğlu'nun partisi tarafından destekleniyor mu, desteklenmiyor mu? Böyle bir tartışmaya ben çok uzağım tabii. O çevrelerle pek irtibatım yok. Haberlerde, işte yorumlarda da spekülatif şeyler var. O açıdan değil. Benim yazmak istememin nedeni, çevremde çok tereddüt görüyorum. Bunu da anlayabiliyorum. Bir ölçüye kadar, yani ben de hiçbir zaman işte muhalefet etmek adına muhalefet yapılmaması gerektiğini düşünen biriyim genel olarak. Diğer taraftan CHP'li değilim. Yani her gözü kapalı bir şekilde her durumda CHP'ye oy destek verilmeli diye düşünen birisi değilim. Ama bu durumda, bu aralıkta olan insanlardaki tereddütü de çok anlamıyorum bu seçim özelinde, özellikle bu seçim özelinde. Bir öncekinde de öyleydi aslında. Çünkü uzunca bir zamandır Türkiye'nin en önemli sorunu demokrasi problemi ve bir tek adam rejimi, otoriter bir rejim altında, yönetim altında yaşıyor olmamız. O nedenle siyasi tutum biraz, yani ben öyle düşünüyorum. Yani işte ideal olarak beğendiklerimiz veya ideallerimiz, bizi dört dörtlük işte siyasi görüşümüze denk düşen taraflar arasında, düşen ve düşmeyenler tarafından arasında bir seçim yapmak değildir. Mevcut koşullar altında önem sırasına göre davranmaktır. Bu sıralamada benim açımdan iktidar partisinin muhalefetle dengelenmesi. Ben o yüzden geçen başkanlık seçimlerinde de, yani muhalefetin %48 oy almış olması ve seçim kaybetmiş olmasına rağmen bir dengenin oluştuğunu, böyle bir ağırlık oluşturduğunu düşünüyordum muhalefet cephesinin. Fakat muhalefet cephesi bunu böyle okumadı. Yani bu yönde devam etmek yerine herkes birbirinin gözünü oyar hale geldi. Gerekçeleri olabilir. Ama dediğim gibi benim için siyasi tutum en önemli. Hani eskilerin elhemi mühime tercih etmek dedikleri, yani en önemli ile önemli arasında da ayrım yapmak gerektiği yönünde düşündüğüm için Türkiye'nin de en büyük sorunu bu. Yani seçim kazanılsa da kazanılmasa da güçlü bir muhalefet oluşması önemli bir şey. Yani bir ülkedeki siyasi dengeler açısından. Şikayet ettiğimiz gücün tek elde toplanmasıysa, buna karşı seçim kazanılsın veya kazanılmasın, bir ağırlık oluşması, demin dediğim gibi, çok önemli. Ve ben doğrusu geçen başkanlık seçimlerinde muhalefetin aldığı, bir yani ittifak halinde aldığı %48 oyu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın muhalefetten daha iyi okuduğunu düşünüyorum doğrusu. Ve de daha sonraki siyasetlerini, işte daha bürokratik kişilikler,
eden kabinolu, teknokrat, bürokrat, en azından imajlı insanlar tarafından, işte sivri bir takım insanlardan uzak bir siyasi tablonun çizilmesini, doğrusu daha önce de ben aklında olduğunu düşünüyorum. Bu gelişmeler dolayısıyla Türkiye'nin geldiği nokta itibariyle. Ama seçim sonuçlarıyla da bunun pekiştiğini düşünüyorum. Ve seçimlerini bu çerçevede yaptığını düşünüyorum Cumhurbaşkanı'nın. Ama maalesef muhalefet çevresi bunu böyle okumadı ve güç kaybı, yani azimli bir şekilde kendilerine güç kaybettirecek ne varsa yaptılar. Bu burada bütün taraflardan bahsediyorum. Başta işte vay CHP ile ittifak ettik, gücümüzü yitirdik filan zanneden böyle İYİ Parti ve diğer sağ muhafazakar partiler olmak üzere. CHP'nin de kendi içerisinde dediğim gibi yani geçerli gerekçeler olabilir. Ama bunun bu kadar ortalara dökülmesi, böyle bir imajın oluşması, böyle bir portre, muhalefet portresi hiç de hoş değil. Maalesef dediğim yönde benim anladığım şekilde bir seçim sonrası değerlendirmesi olmadı. İsabetli olmadı, daha doğrusu benim anladığım çerçevede. O yüzden de bu seçimlerde de ben artık yani partileri, tek tek partilerin tutumlarını değerlendirmek için vakit çok geç veya bu yönde telkin veya çözüm, önerme, tavsiyede bulunmak için. O nedenle seçmenler, zaten bu sadece ben söylemiyorum, söyleniyor da, seçmenler nezdinde bir ittifak yapılması ve bu anlayışta yani mümkün mertebe güçlü bir muhalefet, yani kazanmak için önce tabii ki seçime kazanmak için girilir ve ama onun da ötesinde bir ağırlık oluşturmak şeklinde bir kaygıyla oy vermek gerektiğini düşünüyorum. Çünkü çevremde pek çok bu konuda tereddütte olan insan olduğunu görüyorum. İkimisi işte yazıda da yazdım. CHP yeterince sol bulmuyor. Yeterince değil. Bence zaten CHP sol bir parti değil. Yani sosyal demokrat olarak kendini tanımlamış zamanında. Ama merkez sol en fazla denilebilir. Artık dünyada da aslında sol siyasetler çok geri çekildi. Bunu da görmek lazım. Ben de öyle görmüyorum CHP'yi ama yani bizim şu anda tercih yapmamız gereken şey işte sağ bir iktidara karşı sol bir alternatif oluşturmak. Yani onlar zamanında olacaktı, olsaydı ne âlâ. Ama Atalan Üsküdar'ı geçmiş, ülkede tamamıyla böyle bir otoriter tek parti devleti kurulmuş. Önceliğimiz bununla ilgili olmalı. Yani bunu denge, en azından dengelemek. Cumhurbaşkanı onlar kazanmak değil, kaybettirmek istiyorlar demiş. Çok yanlış değil aslında. Ama bu da meşru bir şey. Yani kaybettirmek istemek. Türkiye'deki tablo bu olduğu için yani karşısındakinin iktidarın kaybetmesine veya gücünün zayıflamasına hedef olarak almak demokrasi açısından, demokratik mücadele açısından çok da yanlış bir şey değil. Dediğim gibi CHP içerisinde bir değinide bulundum. Çünkü yani o da böyle, dediğim gibi partiyi çok izlemiyorum ama değişik yorumlardan, işte çevremdeki insanlardan, işte efendim Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu arasında bir liderlik yarışı var. O yüzden işte zaten işte Kılıçdaroğlu diyelim daha uygun bulanlar veya İmamoğlu'na rezervleri olanların, ya desteklemeyelim bu seçimde çünkü bu İmamoğlu'nun daha sonraki CHP liderliğine giden bir yoldu falan gibi bir takım akıl yürütmeler var anladığım kadarıyla. Rezervler nelerdir? Herkese göre değişebilir. Ama böyle rezervlerle kalkıp bu hale gelmiş bir ülkede işte bu tür gerekçelerle İstanbul, ki çok önemli,
biliyorsunuz. Yani işin size söylüyorsunuz. Evet, İstanbul'da seçimi almak Türkiye'yi almak anlamına gelmedi zannettiği gibi muhalefetin. Ama ne olursa olsun çok önemli. Bütün siyasetçilerin de hepimiz siyaset izleyenlerin de teslim edeceği bir gerçek. Dolayısıyla burada rezervler ne olursa olsun, yani dediğim gibi yeterince sol bulmamak olur, şahsi sempati, antipati olur bilemiyorum. İşte Karadenizli, son bunu bile duydum, Karadenizli lerin bu baskın, işte siyasetteki baskın tutumuna biri daha ekleniyor filan diye. Yani neyse ne, yani bütün bunlar tartışma konusu edilebilir. Ama öncelikli olanın Türkiye tablosu olması gerektiğini düşünüyorum ben. Ve böyle şeyler, akıl yürütmeler duydukça da, yani eşimden, dostumdan duydukça da gerçekten çok üzülüyorum. Yani aklı başında diye düşündüğüm insanlar ve işte veya yeterince işte solda görünmek veya solculuğunu tescil etmek adına kazanma ihtimali hiç olmayan adaylara, işte İşçi Partisi'ne destek vermek gibi şeylerden bahsediyorlar. Dem Parti'den hiç bahsetmiyorum. Çünkü bahsetmiyorum diye, yani yazıda çok bahsetmedim. Çünkü Dem Parti'nin de şöyle bir ikilemi olduğunu düşünüyorum. Yani evet, bir siyasi aktör olarak kendini kanıtlamak durumunda, yani oraya buraya ilişerek kendi alanını da zayıfladığını düşünüyor olabilir. Kendisi alanını tahkim etmek, seçmenini, sadık seçmenini ve bunların itirazlarını, taleplerini göz önünde bulundurarak bunları temsil eden bir alan açmak isteyebilir. O açıdan da ayrı bir şekilde seçime girmiş olmayı tercih edebilir. Ama ne olursa olsun, ben doğrusu Kürt meselesinin de bu demokrasi zaaflı bir ülkede çözülebileceğine inanmayanlardan olduğum için onların da değerlendirmelerini yani biraz rezervle karşılıyorum doğrusu. Ama dediğim gibi, yani bir siyasi parti olarak, işte iki tarafın da, hani İyi Parti'ye falan sitem ettim ve diğerlerine, hani DEM Parti'yi ayrı tutmamın nedeni, DEM Parti'nin iktidar ve muhalefet tarafında, her ikisi tarafından da dışlanmış olması. Fazlasıyla dışlanmış olması. Kürt meselesine de böyle son derece, işte şeyleri de saymıyorum. Yani CHP içerisinde bu son Isparta, ne o Afyon değil mi? Belediye Afyon başkanı Karahisar, adayının evet. böyle işte DEM Parti hakkında söyledikleri. Bunların yarattığı, yine buna benzer, işte ne de olsa aslında CHP ulusalcıların olduğu bir parti. Yani bunu unutmamak lazım. Genel çerçevesi o değilse bile ve Kemal Kılıçdaroğlu ne dersek diyelim, ne itirazımız olursa olsun, o noktadan uzaklaştırmaya çalışmış olsa da böyle bir damar var. Kürtler konusunda rezervler çok. Kürt meselesi konusundaki tutumlar hiç belli değil, son derece muğlak. Bütün bu kaygılarla iktidarın tutumu ortada. Kendine bir siyasi aktörlük alanı açmak istemiş olabilir, ama ben dediğim gibi bunun da Türkiye'nin bu koşullarında yani DEM Parti'nin kendi alanını da iyi hesap edemeyeceğini düşünüyorum. Çünkü DEM Parti'ye başka şartlarda demokratikleşme adına destek verecek insanların pek çoğunun aslında benim dediğim gibi düşünüp yani CHP İmamoğlu'na oy verecekleri İstanbul'da, diğer şehirlerin tabii koşulları farklı. Düşünüyorum. Dolayısıyla genel seçimler açısından da, yani zamanında HDP'nin bu oylarının %13'lere dayanması 2015 seçiminde, açık konuşalım, çok tartışıldı bu, ama o zamanki seni başkan yaptırmayacağız söyleminin sonucuydu. Yani normal şartlar altında HDP'ye pek sempati duymayacak veya yani destek verme ihtiyacı duymayacak
demokratikleşme açısından bunun çok önemli olduğunu göz önünde bulundurmayacak pek çok insan da bir muhalefet, sert bir muhalefet çıkışı yapmış olduğu için oy verdi. O oy verenlerin oyunu tekrar almak mümkün değil. Dolayısıyla bu açıdan böyle küçülme bile yaşayabilir ve gerçek siyasi karşılığı, olabilecek siyasi karşılığından geriye düşmüş olabilir bu seçimlerde diye düşünüyorum. Gerçi o seni başkan yaptırmayacağızın Kürtlere çok şey kaybettirdi falan, o uzun mesele. O çok tartışıldı ama en azından alınan oy konusunda bu söylediğim şeyin herkes tarafından kabul edilebilecek bir gerçek olduğu da ortada. Tereddütlü seçmenlerin yanı sıra aslında muhalefet seçmenlerinde asıl benim de merak ettiğim şey şuydu. DEM Parti'nin, yani daha doğrusu Ekrem İmamoğlu'nun daha çok mesela şu son zamanlarda Kürtlerden oy alacağını ya da işte Kürtlerin kendisini çok sevdiğini söylüyor mesela. Hani Medyascope'a da katıldığında aynısını söylemişti. Bir Kürt vatandaşla diyaloğunu vesaire anlatmıştı. Ama mesela Ankara tarafı biraz daha farklı gibi geliyor bana. Yani çünkü orada Mansur Yavaş'ın profili çok daha başka. Mesela Ekrem İmamoğlu'nun profilinden çok daha başka bir noktada. Dolayısıyla sanki İstanbul'da belki bir noktada Ekrem İmamoğlu DEM Parti'den biraz da olsa oy belki alabilir ama belki Ankara daha farklı da olabilir. Ne dersiniz? Kesinlikle öyle. O yüzden zaten diğer şehirler farklı dedim ve İstanbul'daki duruma daha odaklı yorum yapmayı tercih ettim. Yani Kürtler beni seviyor meselesi de bu. Kürtleri yani böyle Kürtler bir kitle, yani böyle birini sevecekler, oraya doğru meyledecekler, öbürünü sevmeyecekler. Yani biraz üstenci görüyorum doğrusu bu tür tabirleri. Yani işte herkese sempatik gelen bir liderim anlamında belki söylenmiş olabilir. Benim söylediğim, yani özel olarak İmamoğlu'nu sevmeleri, sempatik bulmalarını iddiasının ötesinde yani genel olarak işte kazanılmayacak bir seçimde kazanabilecek adaya oy vermek, mevcut işte bu ekonomik kriz, diğer yani Kürtler ve diğer herkes gibi Kürtlerin bir kısmı derken yani Kürt siyasi partisinin her zaman sadık seçmenlerinden bahsediyorum. Kürt olan herkesten değil tabii, çok doğal olarak. Yani Kürtler de kendi aralarında değişik partilere oy veren insanlar herkes gibi. Yani kendi siyasi temsillerine ve onun partisine sadık olan çevrede yani böyle bir çekirdek, bizim oy dediğimiz, ki çekirdekler de değişiyor ama hani üç aşağı beş yukarı ben onlardan bahsediyorum, kaçak olur mu olmaz mı diye bilemiyorum. Onlar da yani zaten en fazla alacağı oy o kadardır. Yani DEM Parti'nin kendi sadık seçmenini konsolide etmektir. Hedefi de bu olabilir ancak diye düşünüyorum. Hani oradan oy kaçmamasıdır. Ama o çerçevede de dediğiniz gibi, yani sadece veya İmamoğlu'nun dediği gibi sempati dolayısıyla değil, bu iktidara itirazdan, yani yoksulluktan, ekonomik sorunların ön plana çıkmış olmasından dolayı da olabilir. Ayrıca belki İmamoğlu daha iyi biliyordur. Yani bu bahsettiğim işte sadık Kürt partileri seçmenleri arasında da kendisini daha sempati duyanlar çoğalmıştır belki, bilmiyorum onu ben. Biraz daha İmamoğlu'nun rakibi Murat Kurum'a da bakmak isterim. Çünkü özellikle sosyal medyada ya da işte televizyonlarda, haberlerde çok sık görüyoruz. Murat Kurum da çok sık sahaya çıkıyor ve orada çok fazla gaflarıyla aslında şu sıralar çok fazla aslında konuşuluyor. Siz Murat Kurum'un seçim kampanyasını nasıl görürsünüz? Nasıl ilerliyor sizce? Ne demek istersiniz? Vallahi siyasi kişilik olarak bakarsak eğer partiler arası faktörler devreye girmese, yani iktidar, muhalefet filan gibi kategoriler devreye girmese, Murat Kurum öyle İmamoğlu'na rakip olabilecek bir aday değil.
Daha doğrusu sadece İmamoğlu'na, yani İmamoğlu gibi popüler, işte çok enerjik, kıvrak, zekalı bir yani siyaseti iyi şey yapabilen, yönetebilen birisine karşı değil sadece. Murat Kurum zaten böyle bir siyasi figür olarak zayıf bir figür. Yani AK Partisi'nin bu seçimlerden sonra kabinesinin bürokrat, daha böyle hani siyasi sivriliklerle öne çıkmayan veya işte çok illa da siyasetçi profili çizmeyen insanları öne çıkarması bence çok olumluydu. Yani biraz ülkenin sakinleşmesi açısından o polemikler, polemikçi isimler falan onların tasfiye edilmiş olmasından doğrusu ben çok memnunum. Ama belediye seçimlerinde ve mesele de gene bu noktada seyrederken, yani demokratikleşme açısından bir sükunet, böyle bir laf dalaşı azaldı ama demokratikleşme açısından hiçbir şey, bir gelişme olmadı. Bu koşullar altında yine hala o iktidar ve muhalefet gerilimi devam ediyor. Bu şartlar altında daha hitap edebilecek, kitlelere hitap edebilecek adaylar olması beklenir. Ama orada da bir şey ikilemi var işte. Ya bu daha hitap edebilir dediklerimiz çok polemikçi, çok çekişmeci, çok sivri insanlar olabiliyor. O profildense ben Murat Kurum gibi birinin seçilmiş olmasını iktidar partisi açısından müspet, kendi partileri açısından diyorum, müspet buldum. Ama sahaya inildiğinde Murat Kurum hiç, yani başka partilerin adaylarıyla bile boyu ölçüşebilecek bir profil değil. Ve bu gittikçe daha da ortaya çıktı. Yani polemiğe girmesin, efendi bir figür olsun, işte sadece yerel seçimlere odaklanılsın şeyi tutmadığı için, çünkü Türkiye'de sadece yerel seçimlere odaklanma şartları yok. İktidar Partisi'nin de görmek istemediği bu. Yani hizmetleri konuşalım. Ama Türkiye'de yani ben de isterim ki yani illa da iktidarda iktidar, muhalefette muhalefet bir tablo oluşmasın. Yerel seçimlerde özellikle yerel siyasetler öne çıksın. Ama yerel siyasetlerle genel siyasetler zaten birbirinden çok koparılabilecek şeyler değil. Onun ötesinde Türkiye'de geldiğimiz noktada yani artık o konuşulmasın, hizmetler filan, böyle bir noktadan biz çoktan çıkmış vaziyetteyiz. Yani iktidar partisinin kabul etmek istemediği bu. Evet, yani daha teknokrat yüzler falan, yani bir yere kadar daha yatıştırıcı ülkede ateşe kürükle gitmek tersine. Ama yani ülkede olan bitenler de ortada. Bir de üzerine çok ağır ekonomik bir kriz var. Bu şartlar altında yani böyle teknokrat, bürokrat profilli birinin yerel seçim siyasi sahasında başarı şansı hemen hemen yok. Murat Kurum da tam böyle birisi. Yani gördüğüm kadarıyla daha önce zaten ses sedası çıkan bir siyasetçi değildi. Ama ses sedası çıktığında da yani siyaseti yapmaya hiç uygun birisi değil. Bir de yani işte bir efendi, polemiklerden uzak duran bir portre derken işler böyle yani beklendiği gibi olmayınca bayağı böyle şey de yapmaya başladı. İşte gene işte bir İmamoğlu'nu işte şeyle terörle iltisaklı hale, yani AK Partisi'nin yaptığı bu böyle itiş kakış siyaseti çerçevesinde. O da çok üzerinden dökülüyor. Hem de yakışıksız yani. Tam böyle hani bir olumlu özelliği efendi ve gerilimden uzak falan durmasıysa bu tür polemiklerden. O da tutmayınca ona girmeye çalışıyor, olmuyor. Öbür portre bu mevcut Türkiye tablosunda bir karşılığı, fazla karşılığı olmuyor. Çok göze batıyor daha doğrusu. Karşılığın ne kadar olacağını bilemeyiz. Çünkü karşılığı Murat Kurum'dan öte bir şey. Yani AK Parti seçmeni kim olursa olsun, yani konsolide seçmeni, sadık seçmeni, kim olursa olsun kendi adayına oy vermeye devam edebilir. O AK Partisi
Kurum'un yarıştaki puanı ile ilgili bir şey. Ama Murat Kurum'un şahıs olarak bu yarışta çok puan toplayabilecek birisi olmadığı belli. İşte AK Parti seçmenini için bir partili olma, işte Cumhurbaşkanı'nın belirlediği bir isim olmak dolayısıyla alacağı oyla sınırlıdır. O yüzden de yani Murat Kurum değerlendirmesi yaparak Murat Kurum AK Partisi adayı olarak oy alacak. O yüzden ancak biz tahminlerimizi onun üzerinden yapabiliriz. Yani İmamoğlu'ya hiç kıyaslanacak bir siyasi profil değil. O yüzden seçimi kaybedecek diyemiyoruz. Çünkü muhalefet çok parçalı halde ve bir iktidar partisi ne olursa olsun gücünü bir şekilde koruyan iktidar partisi. Hali hazırdaki tablo böyle. Ama belki dediğim gibi seçimlerde farklı sonuç olacak. Yani kamuoyu araştırmalarını ben çok iyi değerlendiremem. Çoğu da zaten yanlış çıkıyor. İşte son ana kadar çok şey değişiyor filan. Yakın zamana kadar da İmamoğlu önde gibi gözüküyordu. Ama dediğim gibi buna da güvenilecek bir durum yok. Çünkü bir iktidar partisi ve onun işte baskın politikaları, imkanları, karşısındakileri işte terörist falan gösterme gibi böyle bir şey siyaseti, karalama siyaseti kampanyası gibi şeyler devreye girecek. O yüzden de iki profil arasındaki bir seçim olarak da tam olarak göremiyoruz. Yoksa iki profil arasındaki fark herhalde yani birine sempati duymak, bir partiye mensup olmakla bile görülemeyecek şeyler değil bana sorarsanız. Ben o yüzden de yani şimdi tablo bu olduğu için de ben sanki ben böyle çok böyle oyları etkileyecek bir pozisyonda değilim ama bir kişiyi bile ikna etsem iyi olur dedim. Çünkü yani başa baş bu şartlar dolayısıyla başa baş bir seçim önümüzde ki o yüzden de yani böyle işte yazdığım gibi ve her zaman söylendiği gibi üzümün çöpü armudun sapı filan yani iktidar yanlısı çevreler işte bunu ne diyorlar işte fazla tatava yapma bas geç filan diye küçümsüyorlar ama hiç küçümsenecek bir tutum değil diye düşünüyorum ve böyle hani bizim entelektüel çevrede de onun osu bunun busu filan gibi tereddütleri ben Türkiye'nin bu koşullarında fazlasıyla lüks ve daha ötesinde sorumsuz diyorum. O yüzden hiç yani yoksa öyle çok şeyce parti destekleme başlıkları atabilecek biri değilim. Ama bu tür tereddütler gerçekten beni çok rahatsız etti. Yani iktidar seçmeninin kendi partisini seçmesi değil mesele. Bunda itiraz edip veya başka muhalefet partilerinin seçmenlerinin. Ama yani Türkiye'de demokratik leşme kaygısı olan mevcut otoriter tek adam rejiminden şikayet olup da kalkıp bu tereddütleri gösterenleri gerçekten hiç anlamadığım için öyle özellikle de baskın bir başlıkla bir yazı yazmak ihtiyacı duydum. Dediğim gibi bir kişiyi bile ikna ederse kar sayacağım. Çok teşekkür ederim Nuray Hocam. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Ben yazının linkini hem YouTube kanalımızdaki açıklamaya hem de web sitemize koyacağım. İzleyicilerimiz, dinleyicilerimiz, okuyucularımız evet, bir de şunu açıklayayım. Yani ben Medyascope'da genelde yazmaya çalışıyorum. Ama yeni arayış sitesinin de başında da bir arkadaşım. Murat Aksoy. Murat da yani yazı ara sıra vermeye söz veriyorum. İşte bir oraya bir buraya biraz okumak isteyenler açısından bir karışıklık yaratıyor. O yüzden siz de ayrıca Medyascope'da şey yaparsanız, link verirseniz memnun olurum. Tabii ki. Murat abi zaten yabancımız değil, sürekli bizimle birlikte evet, de zaten. O yüzden tabii ki de linki veririz. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Nuray Mert'le Soru Cevap'ta bugün İstanbul adaylarını konuştuk. Haftaya görüşmek üzere. İyi günler.